Sevgili seyirciler, Türkiye özellikle çok değerli, dünyaca tanınmış çok değerli bir müzik insanı Fazıl Say'a verilen hapis cezasını tartışıyor. Bu sürece ilişkin olarak birçok kesimden olağanüstü tepki var. Sosyal medyada da özellikle birkaç gündür gündemde olan bir konu başlığı ve son olarak da Bakan Mehmet Ali Şahin'in Fazıl Say üzerinden ailesiyle ilgili yaptığı açıklamada kamuoyunun gündemine yansıdı ve oldukça tepki buldu. Şimdi bu süreci birlikte değerlendirmek için çok değerli bir isim, çok değerli bir müzik adamı ve bir müzik eğitimcisi ve yazarı ve dünyaca ünlü müzisyenimiz Sayın Fazıl Say'ın babası Sayın Ahmet Say Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Say Ankara stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İstanbul stüdyomuzda da çok değerli şairimiz Sayın Hüseyin Haydar bizlerle birlikte. Sayın Haydar siz de hoş geldiniz. Ömer Hayyam kitabınızla ve notlarınızla geldiniz ama Ankara stüdyomuza dönelim. Sayın Say'dan hemen süreci değerlendirmesini rica edeceğiz. Ahmet Bey özellikle tweet'te hatta retweet olarak retweet diye de geçen bir şiirin retweet olması sonrasında gelinen bu süreçte hem yargılamayı hem de bu süreci genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım efendim. Ben bu süreci Türkiye'ye yazık ediyorlar diye düşünüyorum. Öyle değerlendiriyorum. Mesele Fazıl meselesi değil. Fazıl'ın şahsında dünya aydın kamuoyu gözünde Türkiye çok gerilere doğru itildi. Ve hakikaten karardan sonra, hapis kararından sonra dünya basını, bütün kıtalarda basın Fazıl'dan yana ve layık olması gereken Türkiye'nin bu böyle bir kararla bağdaşamayacağı düşüncesiyle, görüşüyle yayın yapmaya başladı bütün dünya gazeteleri, basını, televizyonları. Olan Türkiye'ye oluyor. Evet, ilk söyleyeceğim bu kadar. Sayın Say, özellikle verilen bu ceza sonrasında Türkiye kamuoyunda da çok ciddi bir tartışma başladı. Siz de özellikle altını çizdiniz. Dünyaca ünlü bu sanatçımızın cezası dünyada da çok yankı buldu. Önümüzdeki süreçte özellikle Sayın Fazıl Say'ın çerçevesinde dışında da bir özgürlük bakış açısı olduğunu siz altını çizdiniz. Türkiye dünya kamuoyu nezdinde nasıl bir değere itilir böylesi süreçlerde? Bir müzik adamı ve kuşkusuz çok deneyimli bir yazar olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süreci de Türkiye'nin aleyhine işleyen bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bana AKP ile ilgili lütfen soru sormayın. Ben AKP falan tanımıyorum. Canım sıkılıyor bu sözcüğü duyduğumda, bu partinin adını duyduğumda. Yani bu sadece bu olayla ilgili değil, bu son olayla ilgili değil. Her zaman için tabii ki insan sevmediği, soğuk baktığı bir çevreyi, bir insanı şey edebilir, yani önemseyebilir aynı zamanda. AKP'nin de önemsenecek tarafları var. Çünkü iktidar da, fakat iktidar olmak demek doğru şeyler yapmak demek değilmiş. AKP bunu ispatlıyor her şeyden önce. Hep büyük yanlışlar yapıyor ve Türkiye'nin prestijini, itibarını sarsıcı davranışlarda bulunuyor. Ben yargıyı bundan ayrı tutuyorum. Yargının verdiği kararlar başkadır. Yarın öbür gün temiz edilir. Yani hukuki yollar sonuna kadar denenecektir. Tabii ki oradan da bir şey çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'ye karşı yani bu hükme karşı bir şey açılır, dava açılır ve süratle de onun sonuçlanacağını düşünüyorum. Ahmet Bey, AKP'yi bana sormayın dediniz ama özellikle Mehmet Ali Şahin'in açıklamasını da sormak durumundayım. Özellikle sizleri Fazıl Say'ın anne ve babasına hitap şekline ilişkin olarak da kamuoyuna yansıyan açıklamaları var.
Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yine bir yanıt hakkınız vardır. En azından bunu sormak istiyorum. Ahmet Bey'e sesimiz ulaşıyor mu efendim? Şimdi geliyor, evet. Ahmet Bey, bana AKP'yi sormayın dediniz. Genel olarak da sürece ilişkin izlenimlerinizi aldık ama özellikle Bakan Mehmet Ali Şahin'in Fazıl Say'ın anne ve babası diyerek de kamuoyuna yaptığı bir açıklama var. Doğal olarak bir yanıt hakkınız doğmuştur diyerek size bu açıklamaya ilişkin olarak yanıtınız ne olur sorusunu da iletmek isterim efendim. İyi ettiniz de ben o açıklamayı şu anda hatırlamıyorum. Yani belki okumuş olabilirim de bana onu tekrarlar mısınız? Ne açıklama yaptı da ona göre bir cevap O son kelimeyi söylemeden şöyle özetleyeyim. Bu süreci ve tweet'i eleştirdikten sonra kendi annesi ve babasına ilişkin olarak da bir argo deyim kullanıyor ve bunu söylüyor şeklinde bir açıklaması oldu Sayın Şahin'in. Bu kamuoyuna yansıdı. Dünden beri sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıklarından biriydi. Bir yanıt hakkınız doğmuştur noktasından hareketle size bunu da sormak isterim. Evet, sanıyorum zaman zaman Ankara'yla bağlantımızda bir sıkıntı oluyor. Arkadaşlarımız o şeyi tekrar toparlarken İstanbul stüdyomuzda da şair Hüseyin Haydar elinde Ömer Hayyam'ın kitabı ve notlarıyla stüdyomuzda hemen bu süreci nasıl değerlendiriyor? Dünya ünlü bir sanatçımız, müzisyen evet. Sayın Fazıl Say'a la ilişkin olarak yaşanan bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Önce Ahmet abiye, Ahmet Say'a, değerli büyüğümüz, hakikaten çok değerli müzik insanımıza buradan bir selam yollayalım. Merhaba Ahmet abi. Evet. Şimdi benim içim yanıyor. İçim yanıyor. Neden? Yani böyle bir şeyin olabilmesi sanatçıya, böyle bir sanatçıya. Şimdi burada çok sakin konuşuyor Ahmet abi. Son derece sakin. Yani Fazıl Say, Fazıl Say yapma sürecinin tadığı sahibi ve bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, düşünürü son derece sakin değil mi? Bakana ne oluyor? Bakan argolar kullanıyor. Ne oluyor? Şimdi bu olup bitene ben şaşırmıyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü Ergenekon'da, dün İzmir'de, Astal'da, buralarda yapılan hukuk hatalarının, facialarının bir yavrusu bu. Ve korkulan o ki bu yavrulama hayatın her alanına sirayet edecek. Ve yine o ki, yani korku vermeleri o ki diyelim. Bundan bu beklenen şeyler bunlar. Bir tabii bir cahil cüreti diyeceğiz buna. Bir cüret var. Çünkü sadece ben bunu bir bugün verilen 10 aylık hükümle değil, İnsanlık anıtını kim yıktırdı? Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? İnsanlık anıtını kıtır kıtır kesmediler mi? Bu milletin gözünün önünde. Esasında neyi kestiler? Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni doğradılar elmas bıçaklarla. Niçin? İşte bunu yapan zihniyet, bunu yapan, heykellere tüküren, Yunus'u yasaklayan, değil mi? Ne diyor Kazak Kaptan? O büyük engin hoşgörüyle. Görüşsüne milleti seslenerek, kıldan köprü yaratmışsın, gelsin kullar geçsin diye. Hele biz şöyle duralım, yiğit isen geçe Tanrı. Demek yüzlerce yıl boyunca kimi incitmiş ki? Değil mi? Halk bunu bağrına basar mıydı incinmiş olsaydı? Evet, burada bir yobazlıktan söz edeceğiz biz. Kayık, koyu, katı, kindar ve arkasını muktedire, emperyalizme yaslamış bir koyu bir yobazlık. Peki bunlar kimlerdir? Bakın, Ergenekon Mahkemesi'nde, Silivri'de mahkemenin arkasında adalet mülkün temelidir yazar. Altında da Mustafa Kemal Atatürk. Ben hep bunu şöyle yorumlarım. Adalet mülkün temelidir demek kendi başına boş bir laf. Bunun bir bekçisi yoksa, değil mi? Bunun bir kollayanı yoksa kim takar adaleti, mülkü, şunu bunu, değil mi? Ama orada bir Mustafa Kemal Atatürk vardı. Onu kaldırdılar. Orada vida delikleri duruyor şu anda. Yani Mustafa Kemal Atatürk
imzası metal orada. Onu söktüler. Ve orada şu anda vida delikleri duruyor. Uzaktan da gözüküyor bu. Peki bunu niçin bugün söktüler? Değil mi? Peki bu TC'lerden alınmak istenen intikam nedir? İşte aynı zihniyet. Yani bunu yapıyor. Şimdi siz buradan bunu kaldırırsanız o zaman ne oluyor? Adaleti gelip yılan sokuyor. Adalet Hanım yılan tarafından sokuluyor. Peki bu yılan nasıl buralara kadar gelebildi de adaleti soktu? Kim bu yılan? Diyor ki 83 yıldır zulüm çekiyoruz. Yani 83 yıldır Türkiye'de Allah ile aldatmalarına izin verilmiyor. Hani yapıyorlar bunlar ama hani esas olarak Türkiye'de Allah ile aldı. Diyor ki bize zulüm yap. Allah ile kandıramıyoruz artık insanları biz. Çünkü Türk milletinin derin hoşgörüsü içerisinde Fazıl Say'ın söylediği sözde de bunu da söylemiyorlar, kaçırıyorlar. Ben bu sözde de hukuken herhangi bir halkın yani TCK'nın 216'ya 3. fıkrasında geçen yani halkın dini duygularını değil mi aşağılamak. Yok böyle bir şey. Ben savcıları da yeniden bakmalarını, gözden geçirmelerini buradan talep ediyorum. Çünkü diyor ki adi magazinci, hırsız, şaklabanlar diyor. Bunlar diyor. Şimdi bugünlerde diyor. Bugünlerde değil. Bunlar diyor. Bir de diyor Allahçı olmaya çalışıyorlar. Allahçı kesiliyorlar diyor. Burada ne var? Demiyor ki Allah'a inananlar değil mi? Müslümanlar şimdi şaklaban demiyor. Yani şöyle bir söz desek bundan solcular alınır mı? Yani günümüzün hainleri, dönekleri solcu kesildiler başımıza değil mi? Solcu oldular. Şimdi bundan solcular alınmaz da dönekler alınır. Hainler alınır. Doğru değil mi? Ya da desem ki ne kadar Türk düşmanı varsa, değil mi? Yok mu Türk düşmanı? Var değil mi? Yani ne kadar varsa bunlar Ermenicilik yapıyorlar bugün. Desem Ermeniler bundan alınır mı? Alınmaz. Çünkü Ermenilere bir şey demiyorum ki. Ne kadar Ermeni varsa Türk düşmanıdır mı diyorum ben. Ya da Fazıl ne kadar Allah'a inanan Müslüman varsa bunlar şaklabandır, hırsızdır mı diyor. Çok yanlış. Çok yanlış bence. Öyle bir kelime değil zaten. Tamamıyla evet. hukuki bir durum var önce. Sonra bir siyasi bir iki bir şey söyleyeceğim. Hukuken bence benim vicdanım rahatsız. O siyasi noktaya gelelim o zaman. Yeniden Ankara stüdyomuza dönelim. Değerli büyük müzik ustası Sayın Ahmet Say'la yeniden bağlantımızın kurulduğu notunu ilettiler. Az önceki sorumu tekrar ederek ve Sayın Hüseyin Haydar'ın da çizmeye çalıştığı çerçeve içinde yeniden sormak istiyorum. Tabii bir sanat ve sanatçıya bakış açısının geldiği nokta da özellikle Türkiye'de çok tartışılıyor Ahmet Bey. Özellikle davanın sonuçlanması sonrasında peşi sıra AKP'li bakanların yaptığı açıklamalarda özellikle Sayın Mehmet Ali Şahin'in açıklaması dikkat çekiyor. Kendi annesi ve babasına ilişkin olarak da argo ifadeler kullanıyor diyor Fazıl Say. Böyle bir açıklama kamuoyuna yansıdı. Hem bunu değerlendirmenizi hem de Türkiye'de sanatçı ve sanatçıya bakış açısının geldiği noktayı değerlendirmenizi rica edeceğim efendim. Efendim Şahin kim yahu? Şahin Tofaş'ın bir otomobil markası vardı Şahin. O mu? Ne diyormuş otomobilci? Buyurun efendim. Yani Şahin'in kim olduğunu bilmiyorum. Ben Şahin AKP Genel Başkan Yardımcısı Tofaş'ın, Mehmet Ali Tofaş'ın Şahin, markasıydı. Bir otomobil modeliydi. Şahin o değil mi? AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin'in kamuoyuna açıklamasıydı. Belki sesle ilgili sorunu sürdürüyoruz. Bu noktadan hareketle Türkiye'de sanat ve sanatçıya bakış açısı çok önemli bir müzik adamısınız. Gerçekten belki de Türkiye'de çok önemli isimlerin de arkasında bulunan isimlerden birisiniz. Sanat ve sanatçıya bakışın da geldiği nokta itibariyle neler söylemek istersiniz? Efendim, Adalet Partisi, AKP iktidarı mevcut sanat düşmanıdır. Sanatın bütün temel dallarına, müziğe, resime, plastik sanatlara, heykele, mimarlığa, her şeye sanatta var olan, çağdaş olarak yaşamakta bulunan her tür sanat dalına düşmanlık yapmaktadır. Bu gayet açık. Okullarda, ilkokullarda o 4+4 sistemiyle
müzik dersleri ilk 4 yılda 2 saatten 1 saate düşürüldü. İkinci 4 yılda müzik dersi, resim dersi de kaldırıldı. Çocukların en fazla kendisini sanat yoluyla ifade edebileceği bir alanda, resimde, şarkı söylemekte, birlikte toplu şarkı söylemekle duyacağı kolektif bilinci yok etmeye yönelik bir durumdur bu. Bir eğitim anlayışı değil, tam orta çağın kilise şarkılarının, şu 33 şarkının dışında başka kilise şarkısı yasaktır şeyi gibi, anlayışı gibi bir yere getirilmiştir. Türkiye'de milli eğitimimiz sanat eğitiminden yoksun olamaz. Yoksun bırakılması suçtur, ağır bir durumdur. AKP'nin iktidar olarak eğitim anlayışını tümüyle, bu eğitim anlayışını tümüyle yatsıyorum, reddediyorum ve bundan çok derin üzüntü duyuyorum. Yoksa 10 ay bilmem hapis cezası verilmiş oğluma bilmem ne meselesi değil. Bu oğlum meselesi değil. Tabii ki benim oğlumdur. Üzülüyorum bazı derinden babası olarak. Ben de duygulu bir insanım. Yani her şeye boş verecek bir şey değilim, bir insan değilim. Ama Türkiye'ye olan oluyor. Yazık oluyor Türkiye'ye böyle davranmakla. Bizi yurt dışında bütün dünya aleme rezil ediyorlar. Bu tavırlarla, sanatçıyı, besteciyi hapse atma bilmem ne girişimleriyle. Her neyse, benim söyleyeceğim bu kadar. AKP lütfen bana sormayın, yeter artık, canım sıkılıyor. Peki efendim, zaten ifadelerinizden de bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu arada Sayın Fazıl Say'la görüşme şansınız oldu mu? Kendisinin değerlendirmesi ve yorumları da bu sürece ilişkin olarak nedir acaba? Bir de onu sormak isterim Ahmet Bey. Efendim daha duydum ben avukatından. Ben son duruşmaya gitmemiştim. Çünkü Fazıl da zaten vareste tutulmuştu. Fazıl'ın olmadığı bir yerde ben yani dinleyici olarak ne diye gideyim, orada kalabalık edeyim. Avukatı bana her celseden sonra, her duruşmadan sonra bilgi veriyordu. Bunu da bildirdi bana. Ben de bir yarım saat kadar sonra Fazıl'ı aradım. Almanya'daydı. Almanya'da buldum kendisini. Bir hal hatır sordum, moraline baktım, gülüyordu, iyiydi ve dik duruyor, yani mesele yok Fazıl'dan yana. Siz burada Say ailesinden AKP'ye cevap diye bir başlık atmışsınız, ben bunu kabul etmiyorum. Ben Say ailesini temsil eden birisi olarak AKP'ye falan cevap verme tenezzülünde değilim. Teşekkür ediyorum. Peki efendim, o önemli konuydu. Yeniden son sözler çerçevesinde döneceğiz Sayın Haydar. Evet, aslında tepkinin belki de geldiği son nokta kuşkusuz sürece ilişkin üzüntüsünü de dile getirdi Ahmet Bey Ankara stüdyomuzdan. Onun da verdiği belki bir tarifle bu süreci yorumluyor. Siz neler ekleyeceksiniz? Şimdi bakın, ortada böyle alelade bir durum yok. Yani ada birisinin tersine gelmiş de yok. Birisinin aymazlığına yok. Çok planlı. Son derece planlı. Yani gerçekten burada Fazıl Say'ın seçilmiş olması, ki ben öyle diyorum, seçilmiş olması çok büyük bir tehdit. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sanatsal yapıtına, yani Cumhuriyet'in sanat yanı var değil mi? Ne diyor Mustafa Kemal? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri diyor kopmuş demektir. Şimdi bakın, bu damarı koparmaya çalışıyorlar. Yoksa AKM'yi niye açmıyorlar? Değil mi? Niçin buraya şey yapmaya kalktınız? Bütün sanat kurumlarına saldırılıyor. Ahmet Say abinin söylediği gibi saldırıyor buraya. Peki biz ne yapacağız? Mesele bu. Mesele bizim ne yapacağımızda. Şimdi bütün bakıyorum ben sosyal medya dediğimiz yerde herkes Fazıl Say'ı aşağı yukarı mahkum ediyor. 2-3 grup var. Biri diyor ki mesela savunur gibi yapıyor ama böyle de demeyecekti diyor. Bir kısmı da diyor ki, dedi kardeşim suç işledi, bu cezayı vermek zorunda mısın diyor. Yani kendi aramızda bu zulümlü iktidara, baskıcı iktidara, ufak ufak kayayı Türkiye'nin üzerine, vicdanların üzerine büyük kayalar indiren bu hükümete, iktidara, devleti ele geçiren, bakın,
Zaten o yüzden diyor ki devlet artık bizim. Değil mi? Bizim. O yüzden Mustafa Kemal'e gerek yok diyor. Onu kaldırıyor o sözü oradan. Adalet mülkün temelidir ne oluyor? Mülk adaletin temelidir oluyor değil mi? Mülk adaletin temeli olunca mülkün sahibi de devletin sahibi olur. Yani o mülk devletse devlet ele geçirmiş adam. Şimdi o 50 bin türlü hakaret yapıyor mesela değil mi? Yani bir bayana diyelim, bir bayana saldırıyor. Tecavüz ediyor, aynı şey. Yani burada kendi özelinde Fazıl Say'a yapılmış olan hakaret Türk milletine yapılmıştır. Esasında dünya sanatına, yani dünya insanlığa yapılmış. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Elbette bir şey daha. Bakın şimdi Fazıl Say çaldığı zaman ne oluyor? Barış oluyor, kardeşlik oluyor. Herkes ayakta alkışlıyor. Efendim zekamız özgürleşiyor. Bakın o zaman ne oluyor? Bunu yasaklayan insan, yani Fazıl Say suçu, yani bunu yasaklayan insan özgür zekaya karşı. Sanat çünkü bunu yapıyor değil mi? Ama hepsinden daha korkuncu bir cumhuriyet projesi, bir cumhuriyet ürünü, bir devrim sonucunda olmuş bir şey. Yarın Yaşar Kemal bugün isyan etmeli. Çünkü Yaşar Kemal'i de yasaklayacaklar. Bu kafa. Elbette. Ne bu iş sanatçıları yasaklamaya gidiyor diye. Bu bir operasyon. Bu bir operasyonun operasyon. Başlangıcı diyorsunuz. Ahmet Bey, bu anlamda da yeniden size dönmek istiyorum. Dünyada bütün ülkelerde geçilen kritik virajlar ve süreçler tarihin içinde yer alırken burada sanat ve sanatçı çok önemli bir yer tutmuştur. Biz bu süreçte yine kritik bir dönemden geçerken siz sanat ve sanatçıların duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz ya da nasıl olmalı, bu anlamda bir değerlendirmeniz olabilir mi? Sanatçı demek, Türkiye'de de böyledir, sanatçı demek Atatürk'ün deyişiyle alnında ilk ışığı hisseden insan demektir. Türkiye'nin sanatçıları da böyledir. Alnında ışık vardır. Alnına çarpan ışığı derhal hisseder ve o ışık, ışıktan aldığı güçle aydınlık işler yaratır. Sanatçılık budur. Dolayısıyla Türkiye'deki gerçek sanatçılardan, tabii gerçek olmayan, kendini sanatçı olarak kabul ettirmeye çalışanlar da var ama onlar tarih içinde, süreç içinde eriyip gidecektir. Esamisi okunmayacaktır ölelerinin. Gerçek sanatçıların tutumundan ben laik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir aydını olarak çok hoşnut olduğumu söyleyebilirim. Evet, Ahmet Bey de bu şekilde özetledi. Neler eklemek istersiniz şimdi Sayın Ayla? Tabii demin şey yaptık. Bu Ömer Hayyam'dan bir alıntı koyuyor Fazıl Say, yani evet. Yazısının başına. Bir de biliyoruz bu Twitter falan denilen şeylerde o kadar çok saldırı var ki Fazıl'a ya da bir başkasına. Çok bir serbest bir ortam. Vur kaç. Orada ciddiye alıyor Fazıl. Yani orada tartışmaya giriyor. Onur duymaları gerekir Fazıl Say'la yazıştıkları için. O Twitter'larda, Facebook'larda. Çünkü Fazıl Say yüksek Türk kültürünün temsilcisi. Evet. Fazıl Say'a tükürüp kaçmak Türk kültürüne tükürüp kaçmaktır. Fazıl Say'a dil uzatmak da o. Fazıl Say'ın hukuki süreci yapılacak, itiraz edilecek, temize gidecek falan. O ayrı bir konu. Yani onun mahkeme safhasına. Ama ben demin söyledim. Yani bence orada yani kesinlikle bir aşağılama yok. Bir aşağılama yok kardeşim. Yani bunu tersinden okuyor. Demiyor ki, değil mi? Aşağılama yok. Hakikaten. Bir kere bu. İki, ama bu ceza verilecek. Kesilmiş. Kesilmiş bu. Bu ceza verildiği zaman sindirecek Türkiye'de sanatçıları. Onları sindirecek. Türk anlayışını sindirecek. Bir Türk müzisyen değil mi? Fazıl Say nasıl tanıtıyor kendisini? Londra'da çıktığı zaman, değil mi? Piyanosunun başında oturduğu zaman 10 bin kişiye çalarken nasıl anons ediliyor? Değil mi? Bir Türk bestecisi diye anons ediliyor. Doğru mu? Doğru. Bir Türk bestecisi değil mi? Doğru. Bir Türkiye'li bestecisi denmiyor. Bir Türk bestecisi deniliyor. Ve zaten biz de burada şeyi düşünmüyoruz. Yani Türk mü, şu mu, Kürt mü falan düşünmüyor ama bir Türk bestecisi. Nasıl bir Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri varsa değil mi? Bir Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz yerin içerisinde temsil edilen Türk varlığı varsa TC olarak Türk müzisyeni. Türk müzisyeni istemiyor adam. Ve modern yüksek kültürünü istemiyor. Belli bir şey. Söndürüyor yavaş yavaş bu gözenekleri. Yani akciğerlerin, Cumhuriyet'in akciğerlerinin o gözeneklerini almış eline şeyi, hukuksuzluğu onunla batıra batıra söndürüyor. Mesele
O bunu yapıyor. Buna şaşırmıyoruz. Ama biz ne yapacağız? Ya şu andaki tepki bence çok yetersiz. Evet. Yani tepkiyi ben yetersiz buluyorum. Sanatçılardan mı seyirciler? Kamuoyundan da. Kamuoyundan da. Tabii efendim, şimdi bakın. Yani bu nasıl söylemeli? Bir tabuya dokunuyor. Bir kutsala dokunuyor. Dokunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruna dokunuyor. Kaç milyon insanın onuruna dokunuyor. Yani burada vicdan falan yok. Yani fazla sayı. Ya bakıyoruz biz. Cumhurbaşkanı değil mi? Bir sürü iti kopuğu çıkıyor geliyor. Katil adam. Bakıyorsunuz hiçbir ceza almıyor. Af olup gidiyor. Kim bakıyor? Yani tecavüzcüler yok muydu? Kız çocuklarına tecavüz eden. Onun isteğiyle oldu diyen adamlar vardı. Ne oldu bunlara? Hangi cezayı aldılar? Yani demek ki burada bir hukuk zemini yok. Mahkeme sürsün öyle ya da böyle. Ben vicdan, ben bir Türk yurttaşı olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak, bir Türk olarak, bir vatandaş olarak diyorum ki burada benim vicdanım inciniyor kardeşim. İnciniyor. Bunu da altını çiziyorsunuz. Ahmet Bey, size de yeniden Ankara stüdyomuza döndüğümüzde müzikseverlere, sanatçılara bu sürece ilişkin bir çağrınız, bir değerlendirmeniz, bir yorumunuz, bir mesajınız olur mu diye sormak isterim. Böyle bir çağrıya bizim sanatçılarımızın ihtiyacı yok, benim çağrıma. Kendiliğinden ben 3 günden beri yaklaşık, yani saat olarak hesaplamadım. Kendiliğinden 2 dakikada bir, 3 dakikada bir telefonla benim hatırımı soruyorlar, moralimi soruyorlar. Her yerde gazetelerde köşe yazarları çok çok dikkatli, çok yürekli, çok içten gelen yazılar yazıyorlar ve doğru yazılar bunlar. Türkiye'nin sesi bunlar. Her tür gazetede, yandaş gazete denilen gazetelerde bile köşe yazarları sesleniyor. Fazıl'dan yana bir ses veriyorlar. Bizim aydınımızın benim çağrıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Onların içtenlikli, yüreğinden gelen, yükselen çağrı yeterlidir. Ve bunu dile getirmesinde gayet iyi biliyor sanatçılarımız, aydınlarımız. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum ben. Son sözler olarak Hüseyin Aydar'a dönelim. Ardından yeniden Ankara'da tamamlamış olacağız. Evet, bu olay benim üzerine vurgu yapmak istediğim şey. Yani bir Fazıl Say düşünülerek yapılmış bir şey değil. Bence programlı. Yani bir operasyonel. Çünkü bakın bir Deniz Feneri davası oldu değil mi? Ne oldu? Hani hukuka saygı mı? Nerede şimdi bu adamlar değil mi? Teşkil edilmiş insan. Takip eden biliyor. O zaman insan kuşku uyanıyor. Yani yargı karşısında kuşku uyanıyor. Tabii diyor ki şimdi Fazıl Say olmuş da ne olmuş kardeşim diyor. O da yargılanacak değil mi? Aynı şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları için demediler mi? Yani bir de öyle bir şey söyleniyor halkın gözünde. Ya evet yani hani suç işlemişse kim olursa olsun cezasını alsın deniliyor değil mi? Bir de öyle bir göz boyama var. Ya kardeşim önce böyle bir suç gerçekleşmiş mi? Kim açmış davayı? Kim etmiş? Kim ne yapmış? Yani o nedenle burada sanki bir karar verilmiş de yani verilen bu karar şey yapılıyor. Uygulanıyor. Uygulanıyor diye bana görüntü öyle geliyor. Var. Ve ben de bunu kınıyorum. Yani bu genel anlamda söylüyorum. Yani bir mahkeme kararı işin bir yanı sadece. Ama heykelleri yıkmak, resimlere tükürmek, değil mi? Tiyatroları kapatmaya kalkışmak, Türkiye Cumhuriyeti yazılarından nefret etmek. Yani bütün bu tutumu kınıyorum. Evet. Ve bunun içinde bir sanatçılar girişim var, bir şeyler yapılıyor. Yapıyoruz ama yine de söyleyeyim. Yine de biz bunu geriletebilmeliyiz yani. Sadece hani geçmiş olsunlar ya da hep yalnızdayız demekle değil, tanıklıkla değil, müdahale etmekle olur. Olur. Bunun altını çiziyorsunuz. Çok teşekkür ederim Sayın Aydar. Ben teşekkür ederim. Ankara stüdyomuza yeniden dönüyoruz. Ahmet Bey, yayınımızın son dakikalarına girmiş bulunuyoruz. Son olarak bizlerle, sevgili seyircilerimizle neler paylaşmak istersiniz onu alıp size de veda edeceğiz efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Bütün özellikle ulusal kanalın izleyicisinin duygularından, düşüncelerinden emin bulunduğum için teşekkür bile fazladır. Onlarla biz aynı safta insanlarız uzun yıllardan beri. Dolayısıyla ulusal kanal çevresi dışındaki bütün aydınlarımıza
dayanışma gösteren dostlarımıza, sanatçılarımıza candan, yani yürekten teşekkür ediyorum. Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun dönemde bizi kırmayıp Ankara stüdyomuzda konuğumuz olduğunuz için biraz tartışmalı bir konuyu değerlendirdik ama çok değerli bir müzik eğitimcisi ve yazarı olarak sanat ve sanat hayatını daha derinlemesine irdeleyeceğimiz programlarda buluşmak dileğiyle çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için Sayın Sahil. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim Ankara stüdyomuzda Sayın Ahmet Sayş, müzik eğitimcisi ve yazarı, dünya çapı ünlü bestekarımız Sayın Fazlı Say'ın babası, bu son süreçte yaşadığımız tabloyu, sanat ve sanatçıya bakış açısının geldiği durumu değerlendirmeye çalıştık. İstanbul stüdyomuzda da Sayın Hüseyin Haydar, şair, çok değerli şair, bize bu sürecin ayrıntılarını vermeye çalıştı ve hatta önümüzdeki sürece ilişkin de notları paylaşmış olduk ve bu şekilde de bugün haber merkezi tamamlamış oluyoruz. Sevgili seyirciler, gündemin önemli başlıkları ve değerli stüdyo konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz haber merkezini burada noktalıyoruz. Saat 19'da Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'nden bütün ayrıntıları takip edebilir. www.ulusalkanal.com.tr internet sitesinden de yine bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Haber merkezinin katkılarıyla Deniz Yılmaz'la birlikte hazırladık. Volkan Gadiş yönetti. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Thank you.